bugün sizlerle zaman zaman Rize'ye yaptıklarımızla ilgili değerlendirmeleri şöyle tam da ortasında, yani dönemimizin ortasında 2,5 yıl üzerine yeniden bir basın toplantısı şeklinde Rize'yi yapılanları ve yapılacakları masaya yatırma adına bir toplantı yapalım. Normal rutin bir belediyenin 2,5 yılda sahada yaptığı birçok duvarından, işte kaldırımından vesaire, betonundan, özellikle yer altındaki kanalizasyonundan, yağmur suyundan ve yenilenen su, içme suyu şebekelerinden. Sadece şunu söylemek istiyorum ki hakikaten mevcut istatistiklerimize göre şu anda 5-6 katı daha hızla yıllık bir altyapı çalışması yapıyoruz. Sadece su, kanalizasyon ve içme suyu ve yağmur suyu atıkları meselesinde. Bunu zaten sizler de, mahallelerde her an, bugün de dahil olmak üzere, her gün bizim 25-30 noktada şantiyemiz kuruluyor ve bunlardan bize hizmet vermeye gayret ediyoruz. Geldiğimiz günden beri sokaklar, caddeler belirli periyotlarla 24 saat esaslı yıkanmaya gayret ediyoruz. Bu bazen sabunla, yani bizim Arap sabunu dediğimiz Arap sabunuyla köpürterek, yani kimyasal bir deterjan kullanılmıyor, onu da bilin. Ve suyla caddelerimiz elimizden geldiğince temizleniyor ve bu bir aslında Rize'nin artık alışkanlığı oldu. Gece 2'de, 3'de, 10'da her an bir mahallede bu temizliği görebiliyoruz. Biz temizlemeye talibiz ama bizim Rize olarak da kirletmememiz lazım. Değerli basın mensupları, asıl bugün bahsedeceğimiz konular, birinci başlıkta kentsel dönüşüm. Rize'de belediye bloklarının kentsel dönüşümünden itibaren başladık ve bunun geçen de Cumhurbaşkanımızın da gelişiyle beraber temel atmayı sağladık. Temel atma neye yaramış oldu? Uçta da gördüğünüz gibi o alanda şu anda zeminden -7'deyiz. Deniz seviyesinde de -3,5'ta o inşaat yapılıyor. Dikkat ederseniz hiçbir tarafta su yok. Bu 7-8 aylık çalışma ürünü olan işte fore kazıklarla etrafının beslenilmesi ve mükemmel bir yalıtımın yapıldığını gösteriyor. Ve bu bloklar bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecekler. Yani çünkü şu ana kadar bir nevi 7-8 ayda bu işin altlıkları yapılmış oldu. Şimdi binanın inşaatına başlandı. Ve gelecek sene bu zamanlarda çoktan biz dükkanlara yerlerini teslim etmiş olacağız. Ve yıl sonuna doğru da, gelecek sene yıl sonuna doğru da inşallah tümüyle beraber sistem bitmiş ve Rize'nin hizmetine girmiş olacak. Yıllardır beklenen bir proje, çok ivedilikle projesi hazırlanması, hatırlarsanız hep diyordu ki proje aşamasını uzatalım da, çünkü benim geldikten bir yılımızla bunun projesiyle uğraşmakla geçti. Yoksa proje hazırdı, esnafımızı dinledik, onların isteklerini yaptık. Bizim proje üzerindeki değişikliklerimizi yaptık. Bütün mimarisinden iç statiklerine kadar, kolonların genişliğine kadar hepsine müdahale ettik. Belediye olarak, arkadaşlarımız olarak ciddi çalışmalar oldu. Elimizden geldiğince her şeyin, kullanılır bir binada yarın lazım olacak her şeyini yeniden dizayn ediyoruz. Bunun bodrumları şu anda 2 kat bodrum var, 3-3-6 metre. Dükkanlar geçmişte biliyorsunuz dükkan artı işte üstteki asma katıyla beraber 5 metreydi. Şimdi 8 metreye çıkıyor. 4,5 artı 3,5. Onun üzerine 4 metrelik bir ticari alan, onun üzerinde 3,5 metrelik ofis alanlarıyla beraber çağın gereklerine uygun, dükkanların havalandırmasına bırakılacak paylara kadar hepsi düşünülerek böyle bir proje, proje kısmında uzun ama yapım kısmında inşallah kısa bir dönemde yapıp Rize bundan yararlanmış olacak. Bu model aslında Rize'nin gelişecek kentsel dönüşümüne de bir ışık tutacak. Yeni yapılacak binalara da bir ışık tutacak. Üstteki ofis görünümlerini klasikten biraz daha moderne diye cephe çalışması yapıyoruz. 8 tane bloğun cephesinde farklı çalışmalar yapalım diye şu anda onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yaltaş Mahallesi
240 dönüm bir alan. 240 dönümde şurada ilk etap diye başlıyoruz. Şurada. Buradaydı. 476 tane konut olacak burada. Daha sonra buradakilere de, bu arkadaşlarımız buradaki hane halkını da bu tarafa geçirerek, tabii rızasına göre, buradan daire almak isteyen olacak, kamulaştırma gereği parasını alıp gitmek isteyen olacak vesaire. Ama buradakiler de buraya geçerek ikinci etap dediğimiz, hem burası ve burasıyla beraber toplamda 1500 daire, iki tane caminin olduğu, yine efendim bir iş yerinin içerisinde olduğu güzel bir mahalle konsepti olacak. Yıkımlar orta alanda bitmiş durumda. Zaten fora gazıklar çakılıyor. Ve burada da yakında imalat, yani bina imalatı artık başlayacaktır. İşte şu orta bölümdedir. Şurası şu anda yapılan alan. Mahalle içinde arka taraftan 2 katlı, 3 katlı görünüm. Alttan bakınca 6-7 kata kadar çıkabilecek çünkü eğimden dolayı. Evet, burası da Yalta projesiydi. Burada da şu anda bizim bir sıkıntımız yok. Hane halklarıyla ilgili kısmi hukuksal sıkıntılar vardı. Çünkü biz burada şuradan geçen bir yol vardı. Yani çaylıklara ulaşan yol. Şu kısımda 20 metre Mustafa Bey, değil mi? Evet, 20 metre daha bir genişleme, kamulaştırma genişlemesi yaparak o yolu da sağlıklı hale getirmiş olacağız. Burayı bu Cumhurbaşkanımızın gelişinde bir sene önce yapılan projeyi ancak Cumhurbaşkanımıza biz zaten anlatınca bakanlık da kabul etti bu projeyi. Çünkü zor bir proje. Burada buraya kadar 900 metrelik bir alanda 3 tane batçık var. Şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane. Bunlardan maksat duble yolu kesmeden devam ederken bizim Menderes bulvarını veyahut da Trabzon-Artvin istikametine giden kişiler bu yollardan isterse duble yola da yandan geliyorsa duble yola girebilecek. Duble yoldan geliyorsa yan yola girebilecek bir hadise sağlıyoruz. Bir de Menderes'teki yığılmanın sebebi bir kısmı da biliyorsunuz. Adam İstanbul'a gidecekse, Mülkiye'ye gidecekse valinin oradan aşağı iniyor ve böyle gidiyor Menderes kullanarak. Şimdi ne yapacak? Buradan üstten basıp gelecek, şuradan isterse çıkabilecek. Ya da buradan çıkabilecek, şehrin iki tarafına da gidebilecek. Aynı zamanda Sabahat Tüneli'nden, şu Müftü'den, emniyet şurası, emniyetin şuradan yapılan ve Çaykur'dan yapılan kavşaklarla bu kavşağa ulaşabilecek sağlamdan gelen insanlar hem duble yola girebilecekler veyahut da ara yola girebilecekler. Bunların da nefes alması. Şu anda çünkü orada sıkıntı var. AVM açılsa daha büyük sıkıntı olacak. Bunların ile birlikte yapılması için bir proje. Aynı zamanda bunlar için de kamulaştırma paralarını koyduk stratejik bütçeye. Bu yolu da kabul ettirdi. Dün itibariyle karayolları buna başladı. Genel müdürlüğü bizde proje çalışmalarına. Biz bu projeleri yaptık. Biz yaptık bunları. Onlara verdik. Kabul ettiler. Kabul etmediler. Şimdi kendilerine göre revize edip kabul ediyorlar. Resmiyet edilecek. Bunu da hızlı yaptırmayı düşünüyoruz. Burada eski proje neydi? Bu 2017'de yapılan bir ihaleden bahsediyoruz. Burada bir viyade projesi vardı. Bilen vardı herhalde bunun. Burada aynı Rize'de eleştirdiğimiz, niye kaldırılmıyor dediğimiz bir viyadük vardı. Evet. Emniyetin oradan da içeriye doğru bir viyadük vardı. Efendim emniyet yaptıktan sonra iptal, emniyet yaptıktan sonra iptal etmedi. Biz geldiğimizden beri zaten iptaline uğraşıyorduk. Hatırlarsanız şu tarafta şeyler, silolar kurmuştu adamlar. Onun için bisiklet yolunda buraya kadar uzatamamıştık. Biz o günden beri bunu iptal etmiştik zaten. Çünkü bunun önünden, şuradaki binaların hepsinin önünden geçen bir projeydi. İkinci bir projede olacaktı. Onun için iptal ettirildi. Ve şimdi de yeni projeyi de kabul ettirdik. Ve inşallah hızlı bir şekilde bu devam edecek. Bakın arkadaşlar burada... burası mı çünkü? Şurası ve şurası var. Şurada bir tane, bir, iki, üç. Belki bunu ikiye düşürebilirler. Biz üç diye yaptık, da ikiye düşürebilirler ama biz amacımıza ulaşıyoruz. Tamamıyla alttan geçiyor. İnsanlar şurada yeşil alanlardan üzerinden sahile geçebilecekler, üst geçit kullanmadan. Sadece iç yollarımız kalmış olacak yolda. Alt tamamıyla böyle geçecek. Ve buradan da şu yollardan dikkat ederseniz, isterse üste çıkabilecek. Yahut da buradan aşağı iniyor. Yani Menderes'ten aşağı inebilecek. Şuradan da yukarıya çıkıp duble yola giriş çıkışla sağlanabilecek. Kültür Sokağı, burada şuradan daha iyi gözüküyor. Şu alan, şuradaki alan bizim 3 dönümlük bir alan.
Bunun %50'den fazlasının tamamlaştırması yıkımı yapıldı. Şimdi diğerleri hazırlanıyor. Teklifi gönderdi. Karalık numuneleri alınıyor. Alacaklar. Alacaklar. Burayı da işlem yapıyoruz ama arkadaşlar yaklaşık yani bu 10-15 milyona sadece kamulaştırması tutuyor. Yani bizim Rize'de bir şey yapmaktan ziyade bir yeri yani alabilmek zorunda. Ve vatandaşlarla tabii hem onları üzmemeye çalışıyoruz. Şu yukarılarda gözükmüyor, buralarda olabilir ya da şu arada mı bilmiyorum. Şurada biz, burası. Yani burada biz bir belediye olarak bina yapıyoruz. Yani kat karşılığı. Buradaki vatandaşlarımıza da bakın isterseniz yine mahallenizden kopmayın, şuraya gelin. Yani o terk edilen bina değil de yaşayanlar için. Burada daire verelim size, buradan takas edelim. Yani mahallesinden koparmamak için. O binayı da yapıyoruz orada. Çünkü burada çok güzel bizim bir projemiz var. Bunu hayata geçirmek istiyoruz. Rize bir küçük hamam yönü tarzında 4-5 tane Rize evi ve bunların içerisinde altlarında yine bir 100 kişilik galeri, sanat galerisi olabilecek, işte konferans verilebilecek yerler. Üste böyle belki böyle entelektüel diyelim üst düzey biraz kamu özel amaçlı STK'lara geçici yerler verilebilir. Yani burayı altında işte bayanların eşlerini satabilecekleri bir iki yer, göz, bunların kooperatif bazlı olanlara farklı vereceğiz ama özelde kullanmak isteyenlere yöresel yemekli şuydu buydu, onlar normalde kiralama usulüyle belki olabilir. Böyle bir yer, Rize'nin Kültür Sokağı hemen meydanın yanında oturabilecek, çay içebileceğimiz yürüme mesafesinde böyle bir yer kazanılalım diyelim. Millet Bahçesi, inşallah şöyle 10-15 gün içerisinde şuradan itibaren sıfır demiştik. Kordon olacak burası, taş koymayacağız önüne. Özel bir proje yaptık. Beton bloklar diyelim onlara, büyük beton bloklarla. Şu önünde ulaştırmanın altyapı genel müdürlüğü var. Onlar bizim havaalanını yapan proje. Onlar buradan şu şekilde ta şeye kadar, Çaykur'un o mendireğin başına kadar buranın önünü o dediğimiz şekilde forekasit sistemini buraya getirip yapacaklar. Biz de doldurmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yıl sonuna da buranın Millet Bahçesi'nin projesinin Çevre Bakanlığı eliyle ihaleye çıkmış olacağız. Proje hazır olmuş olacak. Evet, şuraya bağlayacağız onu şuraya. Şöyle, şuraya bağlayacağız bu projeyi. Proje bizim normalde şu anda sahibimiz şöyle var. Tam şu yolun oralardan şu an mevcut burasıdır. Önüne bir 70-80 metre daha çıkıyoruz. Ve burada sosyal tesislerin önü tamamıyla hemen hemen 20 metre bir bant şeklinde yürüyüş alanı olacak. Bantın önünde bir yeşil alan olacak. Bant olacak. Niye? Arkadaki sosyal tesisler oraya müdahale etmesin diye bir şey koyacağız. Bak, sosyal tesislerin önünde de bir yer olacak, açık yer. Şu bant onlar için sınır olacak. Burası insanların gezi yeri, bazı yerlerde daha geniş oluyor. Buradan sıfır sahilde yosun kokusuyla sahilde gezeceğiz. Çünkü bizim belki biraz sonra değineceğiz dere projelerinde de elimizden geldiğince kanalizasyonların dereye katılmayıp dere kenarlarından kanalizasyon hatlarının geçip oralara verilmesi denizin tamamıyla kokudan arınıp temiz bir hale gelmesini sağlayacağız. Burası bildiğiniz gibi şey bizim Fener'de yaptığımız alan. Burası çok güzel bir yer olacak inşallah. Hem sosyal tesis. Şurada bak bir iskele. Yani bunları becerebilirsek Bayramsarı yok da olta balıkçılığı için birçok yerde yapmayı düşünüyoruz. Şu anda bunu biz kendimiz belediye yaptık. İskele işte direklerle fore kazıklarla üzerini yapıp burada böyle bir iskele olacak. Şurada da bir yer yaptık. Betonlanacak. Şurada oturma yerleri olacak. Denize doğru. Denizin batışını seyreden oturma yerleri olacak. Şurası doğal bir plaj alanı olacak yine. Kumsal konçumlu çıktıları yapıyoruz. Burada içerisinde bir deniz müzesi olacak. 150 metrekarelik. Hasan Kemal Yardımcı Bey sağ olsun bize birçok işte burada şeyler yardımcı olacak deniz müzesinde. Burada bir küçük çocuklar için güzel bir oyun alanı, burada da büyük gençler için oyun alanı olacak. Geniş bir park olacak. İşte araba park yerleri ve bunun etrafı tamamıyla deniz feneri, yani bir sosyal kafe olmuş olacak Rize Belediyesi adına. Ve deniz feneri de hem Fener Mahallesi'nde olması, geçmişte burada böyle bir fenerin olmasının da esprisini canlandırmış olacak. Isınık, arkadaşlar biz geldikten sonra tabii ısınık birincisi
Daha bir ay bile olmadı bize geçelim. Yani ısırlık işte yapıyoruz ediyoruz da belediye ile ısırlık değil, milli parkların yaptığı bir projeydi. Belediye olarak 8 Haziran'da ihaleyle belediyeye geçildi ama ben bugüne kadar bekletmemin sebebi de ısırlıkta bizim nezdimizde hiçbir şey yoktu. Yani kanalizasyonu yoktu, suyu yoktu. Yolunun hem ısırlık, işte dağ başına geçen karayolları üzerine baskı yapıyoruz o yolu hızlandırmak için. Bir taraftan da mevcut ekmekçiler yolunun çıkışlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Biz burada şu anda çok güzel bir çalışma yaptık. Nerede? Şurada, şu alanda, şuraya kadar mükemmel bir gezi destinasyonu alanı yaptık. Buradan bir su yukarı kaynaktan bulunarak veyahut da mevcut suyu değil, yani havuz sistemiyle dönüştürerek burada çok güzel bir görsel alan yaptık. Ve birçok ağaç çeşidiyle beraber büyük bir proje yaptık. Yani bunun yaklaşık değeri 20 milyonun üzerinde bir proje. Bunun 5 milyon kadarını da ben hibe olarak Çevre Şehircilik'ten aldım. Ama şu anda projeyi biz bir firmaya yaptırdık. İnşallah bu sene başından bu sonundan olur. Gelecek sene de burada bu inşaatları başlatacağız. Şurada 50 dönümde orman arası vardı. Bunu da biz belediyeye alıyoruz. İşte Macera Parkı, doğa yürüyüşlerini, performans parkurları şeklinde bu alanda güzel bir proje yaptık. Orman Bakanlığı'ndan da istedik. Tabii biz üstte bakanlık düzeyinde işleri hallettik. Yazışmalar devam ediyor. Burayı da belki bununla entegre edeceğiz. Buradaki maksat, buraya giden adam 5-6 saat vakit geçirebilmesi lazım. Yani yoksa buraya gitmenin bir anlamı da kalmayacak. Ve bu çıplaklık tamamıyla inşallah giderilecek. Elimizden geldiğince büyük ağaçlar buraya dizayn ettiriyoruz. Buranın ağaçlandırılması ve Rize'nin genelde park bahçelerini daha güzel bir yere getirebilmek için, çiçeklendirme ve yeşil alanları daha güzel hale getirebilmek için bir çalışma içerisinde arkadaşlar. Şimdi buranın dizaynını değiştiriyoruz. Şu helikopter yapılmış, fabrikada duruyor ama aldıramıyoruz onu hala. Şu üstünü yaptıktan sonra aldıracağız. Bir arkadaşımız 24 mevsim Rize ile ilgili bir film, yaylalar şunlar bunlar hepsi çekildi. Bunun montajlarıyla uğraşıyorlar. İnşallah bunun içerisinde 12 kişilik bir cep sineması, VR gözlükle 16-17D boyutunda Rize'yi adrenalin yüksek bir şekilde izleyebileceğimiz 7-8 dakikalık bir turizm tanıtım filmine dönmüş olacak. Burası da Rize'nin turizmi için önemli bir yer. Aksi olacak. Altı da yine belediyenin sosyal tesisi amacıyla kullanacağız. Portakallık Mahallesi. Şu yeşil alan, şurası arkadaşlar normalde bizim için yine yamaç paraşütü yeridir. Ben burayı sadece rulyolar aldık bize dışarıdan. Yaptık, dedik ki burası yamaç paraşütü böyle çamurun, patlağın, taşın içerisinde değil de böyle olur. Fakat amacımız da buralara hiçbir kantin yok bilmem bir şey koymadan vatandaşın gelsin serse serse oraya uzansın, otursun. Kimsenin ona gelip de bir çay alır mısın demeyeceği yerler yapalım. Maksadımız buydu. Bu da hasıl oldu. Etrafını bize acil istediler. Trafik, çocuk trafik eğitim merkezi diye. Çocuklar için böyle koyduk onu. Biz burayı doldurduk. Burası Sportada'dan aldığımız 10 milyonluk hibe programıyla. Burayı aynı şekilde yapacağız. Yeşil birazdan göstereceğim. Böyle gelecek. Şurada doğal bir plaj alanı olacak. Burada oturma yerleri olacak. Şurayı biraz daha, şurayı çıkıyoruz dışarıya doğru. Maksat hem burayı korumak, şeyden bu taraftan gelecek, doğudan gelecek algılarda. Bu limanı da genişletip yine olta balıkçılığı için kullanır hale getireceğiz. Bu yat limanını. Ve burası sadece şu şekilde. Yine bir su, lazer gösterisi şurada da düşünüyoruz. Şöyle bir çıktı yapacağız buraya. Burada oturma yerleri olacak. Şurada denize girilemeyecek bir alan olacak. Üstü tamamıyla insanların gelip oturabileceği, şurada çocuklar için park yerleri yapıyoruz. Şuradaki yerde, şu tesisin yan tarafında bir dışarıdan işte yani tuvalet ihtiyacı olan, çünkü sosyal tesisler içinde var ama dışarıdan gezen insanlar için olabileceği bir alan yapıyoruz. Bir de çay satış yeri yapacağız. Yine çay giriyor devreye ama belediye ait. Çay çöpünden elektrik. Bu fabrika kuruldu. Şu anda şöyle 15-20 gün sonra deneme üretimleri başlayacak. Fabrika içi de entegre edildi. Yer de kuruldu.
Bunun üzerinde inşallah güneş panelleriyle kaplanacak. Orada da 0.8'lik bir megawattlık bir elektrik üretimi olacak. Tabii makineler bayağı içerisinde dizayn edildi. Elektrik tesisatıyla beraber şöyle 15-20 gün sonra deme üretimleri başlayacak. İçinde zaten çay çubuğu var. Ayrıca burada gazdan yine yani yağ, gaz ve elektrik üretimi de olacak bu çay çöpünden. Ama asıl amacımız 10.000 tonluk bir çaydan 3.5 tonluk, 3.500 tonluk bir mangal kömür üretimi ve bu yaklaşık 20-25 direkt belki 50 dolaylı bir personel istihdamı da sağlamış olacak Rize ve belediyede ciddi bir kaynak sağlayacak. Ben şimdi kaynak gelmeden konuşmak istemiyorum ama sadece şöyle diyebilirim. Yani Rize Belediyesi'nin bütün kiralık gelirlerinin yıllık getirisinin 2 katı kadar gelir olur. Su hattından elektrik üretimi, bu da ben dün Ankara'daydım. Günü gidip işte toplantıya yine arkadaşlarla konuştuk. İnşallah şu anda burada ya şöyle takriben bir ay sonra elektrik üretimi yani para kazanmaya başlayacağız. Şu anda içerisinde otomasyon üretimi ve bizim bu elektrik üretim hattına yapılacak döşemeler yapılıyor. Ondan sonra bu pazartesi salı otomasyoncular geliyor ki 10-15 gün. Ondan sonra TEMSA ve TEDAŞ yetkilileri Ankara'dan gelecekler, üretim izni verecekler bize. Onlar da bir hafta sürer dediler. Yani 3 hafta veya da 4 hafta sonra artık inşallah burası bize takriben yine 200-250 bin lira aylık bir getiri sağlayacak. Aylık, yılda 3-4. Bunu somut söyledim çünkü görünüyor buradaki işim. Bunu sağlamaya gayret edecek. Bu da hakikaten bize yılda 3-4 bin milyonluk bir getiri sağlayacak. Biz bunları sağlatırsak zaten sosyal projelere destek verebiliriz. Belediyenin sosyal bir davranışına çıkar. İPA projesi başladı arkadaşlar. Şuradan başladı. Metenler'in oradaki Hyundai servisine kadar geldi. Şimdi buraya kadar çok yavaş geliyor. Çünkü kendi ekibini, zemini kontrol ederek bir sürü şeyler çıkıyor tabii. Bu proje nedir? 17 kilometrelik Rize'nin toplam kanalizasyon sistemini baştan değiştiriyoruz. Şuralarda kaç kat petrolden, hep de reklam yapıyorum, Bambi petrolün oraya kadar normalde Cumhuriyet Caddesi'ne geçiyor. Bak burada da öyle geçiliyor onu. Sarı. Bunu Menderes'e aldı. Şehrin içinden değil, Menderes'in E kaldırımlarından geçecek. Komple yani sahilden geçecek. Şuralardan 2 metre derinliklerden başlıyor. Şuraya doğru 4, 5, 6'ları olacak şu çeperde. 6 metre derinliğe kadar gelmiş olacak. Ve İslampaşa'da yapılan şu alandaki ileri biyolojik arıtmayla, Türkiye'de az ilde var bu. 300 milyonluk bir proje bu. Arıtmayla denize tertemiz su olarak bırakılacak. Burada 30 dönümlük bir alan. Onun için çiçekçileri oradan başka bir yere deplas ediyoruz. Orası boşaltılıyor. İkisi de ihale, yapım ihaleleri yapıldı. Başladı. Konnektör sistemini yapan firma başladı. Geçen de yine görüştük onlardan. Şehir içinde daha hızlı devam edeceğiz. İnşallah bir yılda bitirmeyi bize davet ediyorlar. Biz de üzerine olacağız. İleri biyolojik arıtma daha kapsamlı bir şey ama bizim şehir trafiği rahatsız etmeden burada devam edecek. Evet, İstanpaşa'daki ama. Kazı çalışmalarından getiriyorlar bu şekilde. Buralar 2 metreden başladı böyle bir bisiklet yolunu anlatıyor. Bisiklet yolunu biz devam ettireceğiz zaten şu 500 metreyi de. İkinci etapta Millet Bahçesi'nin içinde geçecek. Şu anda şeyi de çalıştık biz. Polis sosyal tesisleri Fener'in oradan ta Dikost Otel'e kadar da 3. etapta bisiklet yolunun projesini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda İBAN üzerinden onu da yapmaya gayret edeceğiz. Saygısı, onları göstermiş. Evet. Bizim ikinci etap şuranın içerisindeki, şuradan gelip şöyle devam edecek. Şuradan şuraya kadar, şuradan da devam edecek. Evet, İstahla. Bu Paşakuyu. Bura yapılan ıslah, yukarıya doğru gidiyor. 20 milyonluk bir çalışma yapmıştık. Şu afetleri de fırsata çevirerek 27 milyonluk daha hızlı bir ihaleyle ek yaptık. 47 milyonluk derelere bir yatırım yapmış olacağız. Şu anda kaleden, yani daha Değirmendere'den
şeye kadar, Bozukkale'ye kadar, Gündoğdu'da da var bir iki parçalı yerimiz, sınıflı yerimiz. O Ferenc Camisi'nin oradaki yerlerini yıkıyoruz mesela, alın yerinin yerlerini, dereleri. Ciddi anlamda bir altyapı yatırım yapıyoruz. İnşallah bu yağmurların şehirde aşırı yağmasıyla taşmaları bu vesileyle önleyeceğiz. Hepsi hemen hemen 4'e 2,5, 5'e 6'ya 2,5'luk kanallar yapıyoruz. Uygun gördüğümüz yerlerde açık bırakıyoruz. Trafik ve yoğunlaşan şehir altlarını ise genişleterek baklalarla kapatıyoruz. Yani demirle kapatmıyoruz. Bakla dediğimiz şöyle beton bloklarla kapatıyoruz ki üzeri de rekreasyon alanı olacak, pazar yolu caddesi de öyle olacak. Rekreasyon alanı olacak. İleride 10 sene sonra belki de denilecek ki kaldıralım bunları, açık yapalım. Veyahut da müdahale anında müdahale yapalım. Ama biz Rize'de ve biz bu Heyelanlar bölgesinde biz bakanlarımızla buradayken biz de orada sizde orada arkadaşlar vardı AFAD'daki koordinasyonlarda özellikle söyledik. Bunları örnek gösterdik. Terslik bende. Burada bilmiyorum var mı? Terslik bende. Var burada. Bakın bu terslik bendeleri biz Rize'de DSİ'ye zorla da olsa uygulattık. Ama şimdi onlar da bunları kabul ettiler ve her yerde uygulamayı verecekler. Burada şu terslik bendeleri bir yağmurda yaklaşık 20-30 kamyonluk malzeme tutuyor. Bu nereye gidecekti? Tamamıyla düzleşen zemin altında ırmaklarda kalıyor. Bizim şu Ulusoy'un önündeki kentsel dönüşümde geçen işte bir operasyon yaptık oraya yine kanalda. O bile binlik yüzden geçiyor, %70'i kapalı. Tamamıyla. Ama şimdi bu terslik bentleriyle arkalarını tamamıyla tutuyoruz. Bak bunlar. Hem bunlar şeyden, Dalyan ve Kaşakoy'un arkasındakiler ve bunlar çoğaltacağız. Az önce dediğimiz Hamam Deresi'nin arkasında da yapacağız. Değirmen Deresi'nin yukarılarında da yapmayı düşünüyoruz ki bu afetleri nispi de olsa azaltacak. Ama olağanüstü bir durumda ben bazen diyorum işte Gülbağ'da geçen yeni bir deremiz daha oldu, gözümüz aydın. Hiç yokmuş gibi. O yukarıda 1600'lük düz içerisinde gelen ırmak, bu şov fark etme karşısındaki ev şu anda da orada çalışma başladık. O ev devamlı en düşük noktada olduğu için bütün etrafı su geliyor, orada görünüyor. Ama şimdi müdahale ediyoruz oraya inşallah. Açıyoruz onları, oradan suları ayrı kanallardan alıp derelere vereceğiz. Paşakoy'u az önceki şuradaki dere şu anda bile sıkıntısı bu tarafta. Binlik yüzden geçiyor. Şimdi burası şurada binlik, 500'lük ağızlı sağlığının oradan yerlerden geçiyor. Birebir menfezler. 1.5'a 1.5 menfezlerden geçiyor. Başka? Arkasında az önce gösterdiğim segmentleri yoktu. Batak, çamur, odun bunun içine gidiyor. Bırak onu İstiklal Mobilya'nın orada olmuş geçmişteki o kütük de hala onun dibindeydi. Şimdi burayı ben kaldıracağım. Birebirleri 4 metreye 2.5 metre yapacağım. Yukarısına da ters segmentleri koyacağım. Ve içerisinde makineyle temizleyebileceğim bir alan yapacağım. Üzerini niye açıyorsun ya da niye kapatıyorsun? Açmayla kapatmanın hiçbir arası artık fark yok. Şimdi bak bunlarda diyorum size kale deresinden, değirmenlerden bahsettim. Bunlardan, yağmurla beraber kusubat getiren bunlardan. Bunları nereye açıyoruz? Bak buralar açık. Ama Dalyan'da şehir merkezine düşen yerden, denize kadar olan yerde açmışsın onu, kapatmışsın onu fark etmez. Önemli olan kapattığın yerin altına bir şey kaçırmamak. Veyahut da müdahale edebilmen. Biz kaldı ki buraları da baklayla yaptık. Şuraları da farkındaysanız hep baklalarla yaptık. Yani her an müdahale edilebilsin diye. Şimdi bazıları bir bilgiyi alıyorlar. Geçmişten öğrendikleri bilgileri. Bunu tekrarlayıp duruyorlar. Bütün derelerin üstünden çalmak. Rize'de o 26 tane dediğini atsan Rize'yi taşımamız lazım burada. Çünkü her açılan ırmağın kenarında 5-6-7 metrelik bir yol, bu tarafında da 7 metrelik yol istiyoruz. Bunları sen yaptığın zaman nereye açıyorsun, ne yapıyorsun? Burası Portakal'ın galiba, Osman Sendur'un gördüğünüz dediğin yer. Mesela bak bura normalde baklalarla kapatılabilirdi. Biz kapatmıyoruz. Niye? Korkuluk yapacağız buraya, açık dursun diyoruz. Çünkü burada bizi rahatsız eden bir durum yok. Açık dursun. Ama yolun altına girince, şuradan yukarı dağlı bir yoluna dalınca kapatıyorsun. Evet, bu nasıl? Mesela bunlar küçük de. Biz genişlettik bunları biraz. Evet, tamam, teşekkür ederim.